Evet herkese selamlar arkadaşlar. ikinci aşamayı da yani Legend aşamasında geride bıraktık. Tahminlerimizin 5 tanesini tutması gerekiyordu ve biz 5 tanesini tutturduk. Bu nasıl oldu? Liquid'in 0-3'ünü bildik. Yani galibiyet alamadan Legend aşamasına vedasını bildik. Aşağıda da gruptan çıkmasını beklediğimiz takımlardan Navi, Face, Heroic ve Furia 4 tane eklenerek toplam 5 tahminimizi yapmış olduk. Ve artık Çeyrek Neller yani Champions aşamasıyla beraber de turnuvaya veda edeceğiz. Ondan tahminlerini birazdan yapacağız ama isterseniz şöyle hızlıca bir grubu konuşalım. Legend aşaması nasıl geçmiş çünkü Champions aşamasındaki tahminlerimizi yaparken e, buradaki maçlara biraz referans alacağız. Legend aşamasında gruptan çıkan iki tane 3-0'lık takım vardı. Yani Naumalup bunların bir tanesi Split bir tanesi Na'Vi oldu ki. E, özellikle Split'ten başlamak istiyorum. Split herhalde bu turnuvanın ben dahil en çok küçümselen takımı olabilir yani kadro değişikliğinin yakın olmasıyla beraber işte güçlü takımlar karşısında zorlanmasını bekleyip son 24 yapması biraz zor gibi görünüyordu. Ama buradan son 8'e kadar gitmeye başardılar ve çeyrek finale çıktılar. Büyük bir saygı duymak lazım. Ama şöyle bir yani e, takımlara baktığımda da açıkçası ister istemez bir kuru avantajından da ben bahsetmek istiyorum. Çünkü son anda gruplardan çıkmayı başaran ve kendini son 8'e atmayı bilen Furya'yı best of an'da yendiler ki Furya bence eskisinden biraz daha güçsüz durumda. Ee, yine son anda çıkan e, ki daha önceki dönemde daha dominant oynamış olmasına rağmen bu Major'da çok çok keskin bence görünmeyen Heroic. Ve Decider maçında da herhalde e, son 8 yolculuğundaki en zayıf takımlardan bir tanesi olan Copenhagen Flames geldi. Yani burada bir Na'Vi gelseydi, bir FaZe gelseydi, işte belki bir çok yapısal oyunu seven Enz gelseydi. Bence Split'in mağlup olabileceği hatta belki de EMA kaybedip eleneceği bir turnuva görebilirdik ama her türlü gerçekten büyük bir tebriği hak ediyor Split. Navi geldiğimizde Navi özellikle G2 ve NLP maçları biraz yakın geçse bile hala çok keskin bir oyuna sahip. Ee, simple yine Simple formundan hiçbir şey kaybetmemiş şekilde oynamaya devam ediyor. Yani bu savaş durumundan dolayı özellikle 2021'in sonunda biraz Navi etkilenmişti ama e, şu an için işaret yolunda görünüyor. Ek olarak Bit, Bit gerçekten inanılmaz oynamaya da devam ediyor. Geçen Meci şampiyonlukları zaman da söylemiştim. Yani önünde Simple gibi bir süperstar olmasa net turnuva MVP'si olacak kadar inanılmaz bir oyuncu. Bit ve o da çok formda. İşler çok yolunda görünüyor onun için. Bu biraz geride kalıyor ama hani takımın ayrıca olduğu için önünde iki tane süperstar Bit ve Simple. Arkalarında onları çok iyi destekleyen elektronik ve perfect olduğu zaman da çok da iş böyle bu hani suçlamaya gerek kalmadan bitiyor maçlarda ve kazanmaya devam ediyorlar. Navi bence favori durumunu devam ettiriyor turnuva içerisinde. Ens, açıkçası özellikle Hayles'in kötü oynadığı maçlarla beraber acaba e, çeyrek elenir mi diye düşündürmüştü ama özellikle Best of One'lardaki Faze ve Outsiders galibiyetleri sonrasında Heroic karşısında gel yani gitti maç içerisinde çok sakin ve kontrollü kalmalarıyla beraber topa adadılar. Ens de bence turnuva içerisinde yani turnuvaya başladığı günkü oyunuyla şu an geldi oyun arasında ciddi bir iyileşme var. Bir gelişim var. Belki lan game'e alıştılar. Belki işte bireysel sorunları çözdüler bu arada. Ainz açıkçası iyi takımlardan bir tanesi olacak çeyrek finalde. NLP de yani yıllardır NLP fanı olan bir insan olarak beni biraz şaşırttı. Ee, her ne kadar yani yendi takımlara baktığımızda işte Vatilti galibiyeti çok dikkat çekmişti ama Vatilti zaten çıkamadı son 8'e. Aynı şekilde Cloud9 işte çok etkileyici bir galibiyet demiştim ama onlar çıkamadılar. Aslında e, özellikle hani başladıkları rakipler biraz daha formsuz rakipler olmuşlar turnuvada düşündüğümüzde. Ee, onun dışında Navi maçındaki mağlubiyet çok sürpriz değil ama Navi maçında kazanabilirlerdi. Ve sonrasında Furya karşısında alınan net galibiyet. Yani NIP'nin birazdan çelek final durumunda bakacağız. Eşleşmelere göre bence biraz e, performansını konuşmak lazım. Bundan sonrası neler yapabilir diye. Yoksa şu an için yine istikrarlı bir oyunla NIP geri döndü diyebiliriz. Face tarafında Feyzense kaybettikten sonra bence yine e, net bir kurra avantajıyla yoluna devam etti. Ve Nilsigus zaten buraya kadar gelmesi tarihi bir başarı olduğu için e, belli bir yola sonra kenara çekilmek durumunda kaldılar artık. Cloud9 az önce bahsettim. E, bence en büyük hayal kırıklığı şu an için bu grupta. E, Coparagon Flames'de decider maçında gerçekten çıkmak isteyeceğiniz bir rakip karşınıza. Bu son 8 takım içerisinde. O yüzden Faze de e, iyi görünüyor ama bence çok ciddi bir test olmadı. Bir Na'Vi e, maçı görmedik. Ense karşı kaybettiler. Mesela NIP'ye karşı ne yaparlardı ciddi soru işaretim var. Hiroya karşı ne yaparlardı ciddi soru işaretim var. O yüzden Fez ne kadar da iyi olsa kafamda bir acabası var. Copenhagen Flames iki tane galibiyetle başladı. Acaba çıkamayabilir mi diye düşünmüştüm. Çünkü daha sert rakipler gelmeye de başlamıştı aynı zamanda. Ens galibiyeti değerli burada. E, son maçta Imperial karşılığında olmaları bence yine Copenhagen Flames'in çok büyük bir şanstı. Imperial yani çeyrek finalde zorlayan takımlar arasında belki de böyle hani en karşılaşmak isteyeceğiniz takımlardan bir tanesi. E bir de tabii ne olursa olsun ben Kuzey Avrupa takımlarının disiplinine hayranım. Yani Copenhagen Flames en kötü durumda olsa bile çıkıp kendi oyununa sadık kalıp elinden gelen en iyisini yapıyor. E bence şu an için son 8'e kalan takımlar arasında en zayıfı gibi göründü Copenhagen Flames. Heroic, Heroic inanılmaz gel gitti bir turnuva yaşadı. Yani sonuçlara baktığınızda zaten siz de anlıyorsunuz. Yani elenmenin eşine geldiler. İşte çok iyi oynadıkları maçlar var. Çok iyi oynadıkları maçlar var. Ama bir şekilde kendilerini son 8'e attılar. Ya yani son maç bence Vatility gelmiş olması yine Heroic için bir şans. E, Vatil'ti, o son 8'i zorlayan takımlarda bence en dağınık oynayanlardan bir tanesiydi. E, özellikle Dupree ve Magis gerçekten bence turnuvanın çoğunda kötü oynadılar. İki Danimarkalı oyuncu. Ve hani Hiroi'nin burada yer alması bence son maçtaki biraz da rakibine göre e, bağlı diyebilirim. Diğer noktada Furia. Furia son maçta g 2yi geçti. Yani şöyle bir gruptaki başlarını düşündüğümde e, benim beklediğim Furia'dan çok daha kötüler. Bunu söyleyebilirim. E, ben çok daha iyi bir oyun bekliyordum onlardan Amerika bir numarası olarak ama ya yani bir şekilde son 8'e kalsalar bile benim hakkımda büyük bir soru işareti var. Çeyrek bakalım. Eşleşmelere göre değerlendireceğiz Furia'yı. Hemen çıkan takımlara bakalım. Tabii ki en 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 büyük hayal kırıklığı isim olarak da G2. Ee, i̇nanılmaz bir yatırımla beraber de zaten Monesi kadro kattıktan sonra işte bu senenin süpürmesi bekleniyordu en azından. Hani son 8'de kalması bekleniyordu diyelim. Hadi süpürme diyelim de. Ama şöyle bir bakıyorum. Turnuva içerisinde işte Heroic kazanabilecekleri bir maç. Outsiders'ı zor yendiler. Furya kazanmaları gereken bir maç. Ya bunların hepsini düşündüğümüzde G2'nin burada olmaması büyük bir hayal kırıklığı. Vitality e bu aşamada benim oyun olarak en masat bulduğum takım oldu. Yani gerçekten hani oynanan Liquid galibiyeti dışında maçları bence hepsinde kötü oynadılar. Hani yendikleri big maçı dahil olmak üzere. Ee, özellikle orada bir zayıf etkisi vardı tabii ki ne olursa olsun. Ee, Vatit de bence bilmiyorum hani turnuva sonrası bir şeyler değişir mi değişmeyecektir ama yani bu takım buraya bu şekilde kurulmadı. Yani Dupri, Magisk ve Zonik'i getiriyorsanız amaç hani son sekizde kalamadan elenmek değil. Ee, Vatit'i de mutlaka bir şeyler daha yapması lazım bu noktada. Imperial, işte biraz sponsor tokatlama ile beraber başlamıştık. Bence son 16'ya kalması çok büyük başarı bu kadronun. Ee, ve ciddi de bir boost olmuştur bu takıma. Yani yıl içerisinde biz Imperial'ın çok daha böyle kendini güvenerek oynayacağı dönemleri göreceğiz bence. Ama Imperial'ın da yani dünyanın en iyi son 8 takımlar bir tanesi olmaması lazımdı. Ee, Copenhagen Flames de burada e, gerekli cevabı verdi. Tabii şöyle maçlara baktığımda ben de yine Imperial için çok ciddi bir kuru avantajı görüyorum. Yani big dediğimiz gibi gruplardan çıkamadı zaten. E, G2'nun sorunlarını az önce konuştuk ve ona da kaybettiler. E, Bad galibiyeti yani Bad buradaki belki de son 24 takımın en zayıf takımıydı. E, Cloud9 az önce konuştuk büyük hayal kırıklığı var. Takımda büyük sorun var. E, Copenhagen Flames'e de net bir mağlubiyet oldu. E, açıkçası Imperial'ın bence hani bu kuradan bile 3 galibiyet çıkarması aslında biraz durumu özetliyor. Yani karşısında Navi'ler, Faze'ler falan gelse biz zaten Imperial belki 0-3'de bile görebilirdik burada diye düşünüyorum de ee, çok büyük bir sürpriz yok. Ben buralara gelmesini beklemiyordum zaten. Bence yine idare ettiler son 16'ya kalana kadar. Cloud9 en büyük hayal kırıklığı. Turnuva içerisinde bir tane de şiki haberi çıktı Hobbit'in. Doğru mudur, değil midir araştırılacak yakın zamanda ama e, oyun olarak bilmiyorum. Yani... Gen bitsiniz, çok büyük işler yapıyorsunuz. Sonra Cloud9 sizi gerçekten çok böyle fantastik bir kararla bünyenize katıyor. Ama son 8 takım arasında kalamıyorsunuz. Ben burada mesela biraz daha sert bir kurası olduğunda söyleyebilirim Cloud9'un. Yani NLP ve FaZe mağlubiyetleri. Üzerine Imperial biraz böyle gaz, biraz Imperial'ın böyle kendini çok iyi adadığı bir maçla beraber geldi. Yani Kladdan için bence e, iyi bir oyun oynanmadı bu turnuvada ve son 8'de kalmadı pek hak etmemişler gibi görünüyor oyun olarak. Virtus Pro çok kötü oynuyor. Jane başta olmak üzere. E, Rekindar'la beraber turnuva sonrası acaba kadro değişecek mi diye bazı haberler çıktı. Rekindar işte son kez beraber oynuyoruz falan demişti. Göreceğiz ama ciddi bir sorun var Virtus Pro'da. Devamında neler yapacaklar bilmiyorum. Bad Game dediğim gibi romantik bir hikayeydi. Yaşandı bitti saygısızca. Liquid'de e, çok tahminlerimi şaşırtmadı. Ee, son 16 takım cidden en kötü oynayan takımlarından bir tanesiydi ve 0-3 ile beraber bizim tahminimizi getirmiş oldu. Orada çok ciddi bir sürpriz yok yani Liquid'deki kadro ve ortaya çıkan oyun arasında inanılmaz bir uçurum var. Bakalım çözebilecekler mi? Çeyrek finallerle beraber Champions aşamasını konuşmaya başlayalım. NIP Face Clan mücadelesi. Açıkçası NIP bence etkileyici bir oyun oynadı ama FaZe'in buraları geçmesi şart arkadaşlar. Yani FaZe buraları geçemiyorsa o Major zamanından itibaren, 2021'in sonundan itibaren gelen işte Robs etkisiyle beraber takımdaki bir bahar havasını yaşayamaz. NIP zaman zaman çok zorlayacaktır. Çok mekanik oynayan, çok Matematik bir takım. Ama FaZe'in... Ben biraz oyunun geri gittiğini düşünüyorum. İşte Twist çok kötü bir turnuva geçiriyor bence. Ama Reign çok iyi. İşte Broky yılbaşındaki kadar iyi değil. Ama yine patlayabilir bir anda. E, Kerrigan tecrübesi var. Kerrigan bireysel olarak çok iyi bir turnuva geçirmese bile takımı iyi yönetebilir diye düşünüyorum. E, Robs katkısı vesaire derken FaZe'in bence... Yani NLP'ye yenilmemesi lazım. Eğer hedefler bu kadro çok büyük şeylere ulaşmak istiyorsa. Team Spirit, FURIA... Yani çok enteresan bir eşleşme benim için tamamen %50 %50 yani Frodo kazanabilir Team Split kazanabilir bence oyun olarak da birbirinden çok çok farklı seviyede üstünlükleri yok ben potansiyel olarak bakacağım yani Split gerçekten bugüne kadar çok iyi geldi bir turnuvada az önce de konuştum bence herkese en çok şaşırtan takım oldu oyun olarak. Ama ben burada biraz daha Furya tarafındayım. Ben Fury'nin potansiyeline daha çok güveniyorum Spit'e karşı. Ama buraya de koyabilirsiniz. Bence hiçbir farkı yok. E, çünkü iki takım da bence kim inerse yensin Faze yenilecektir. O yüzden buradan ben Faze'de yürütüyorum zaten. E finale kadar. Ama eee Spit mücadelesinde ben hani yapabilecekleri konusunda Furya inancım biraz daha fazla. Ens Copenhagen Finans mücadelesinde ben açıkçası Ens'in turnuva içerisindeki oyun gelişimini çok beğendim. Zaten buraya favorilerden biri olarak gelmişlerdi ama turnuvaya kötü başlamışlardı. E, Copenhagen Flames'e büyük saygım var ama bence son 8 takımdaki en e, vasat performansa sahip ve potansiyel sahip takım olacak burada. O yüzden ben yarı finalde Ens tarafından yürümek istiyorum benim için çok büyük bir sürpriz olmayacak burada. Diğer taraftan Navi Heroic. Heroic beklediğimden biraz daha kırılgan çıktı bu turnuvada. Normalde bu eleme maçlarını ben 3-1 falan geçer. İşte çok zorlanmaz diyordum ama e, neredeyse turnuvadan noktaya kadar geldiler. Ama karşılarında Navi var. Navi ee, bence Magic kazandığı kadar keskin oynamıyor ama hala Navi en iyi takım bence bu 8 takım içerisinde. Hem oyun olarak hem tecrübe hem soğukkanlılık olarak. O yüzden ben Navi'yi buradan yürütüyorum. Yukarıda FaZe furya maçını konuştuk. FaZe'in bence e, bir kurra avantajı var çeyrek finalde. Yani NLP yendikten sonra bence kafa direkt finale doğru gidecek gibi. Alt tarafta Ence-Na'Vi mücadelesi. Anst bence Navi'yi kesinlikle zorlayacaktır zaman zaman ama Navi'nin final yolculuğunda bence çok ciddi bir rakibi yok yarı final ve çeyrek finalde diye düşünüyorum. FaZe-Navi mücadelesi e, net bir şekilde bu yıla başlarken e, gördüğümüz en iyi iki takım. E, cidden de bence bir değişiklik yok. Ama ben Navi hala yenebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Best of 3'lerde yani Best of da her zaman yenilebilir Na'Vi. Ama e, Best of 3'de şu an herhangi bir takımın Navi yeneceğini düşünmüyorum. İşler hala çok yolunda. Eğer FaZe'de gerçekten süperstarlar çıkıp bir fark yaratmazsa... Yani Faze'de gerçekten süper sağlar çıkıp böyle inanılmaz oynamazsa ne bileyim Robs, Rain, Twist böyle 30-30 vurmazsa kendi istikrarlı oyunları kadar oynasalar bile bence Navi yenmeye yetmeyecektir. Yani çok ekstra işler lazım finalde Navi yenmek adına ve ben açıkçası bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Navi benim şampiyonluk adayım olacak. Evet bu arada iki aşamayı sorunsuz geçtiğimiz için arkadaşlar şimdiden altını garantilemiş olduk zaten. Burada da şampiyon başta olmak üzere tahminlerimizi doğru yaparsak elmasa doğru gitmeye çalışacağız. Tekrar hatırlatayım çeyrek finaldeki maçlardan iki tanesini doğru bilmemiz lazım. Yani şu dört tahminimizden iki tanesi tutması lazım. Yarı finallerden bir tane doğru tahmin etmemiz lazım. Ve bir tane de final yani şampiyonu tahmin etmemiz lazım. Yani toplam dört tane tahmin final, yarı finalden bir tane ve çeyrek finalden de iki tane. Doğru tutturmaya çalışacağız diyelim. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Lütfen bu ve önceki piken videoları dahil olmak üzere seyrettiğiniz videoları likelamayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Yine kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.